Merhaba. Dinden para kazanan değil, diğer din kardeşlerim için konuşuyorum. Arkadaşlar, bu videomuzun konusu hadis kaynaklarından bizzat sayfa yayın evi ismiyle delil olarak vererek sizi birkaç hadisle tanıştırmak istiyorum. Bundan önceki videolarımda hadislerdeki sıkıntıları, hadislerdeki çelişkileri anlattığım, gösterdiğim kişiler yorumlarda benden kitap, yayın evi, sayfa numaraları istiyorlar. Haklılar. Bundan önceki videolarda bunları veremeyişimin sebebi sadece ve sadece 5 dakikalık, 6 dakikalık haricindeki videolar seyredilmiyor. Ama şimdi bu videoyu onun için hazırladım. Buyurun, bu birinci kaynağımız. Bakın, 7 hadis aliminin ortak çıkarttıkları hadisler. İttifak ettikleri hadisler. Yayın evi Yeni Şafak. Ondan sonra ikinci kaynağımız şu. Mektubat-ı Rabbani. Bu da ikinci kaynağımız. Yayın evi Merve Yayın Evi. Üçüncü kaynağımız şu. Bakın. Bunlar güncel, taptaze eserler. Herhangi bir DNR, NT, herhangi bir kitapçıdan bunlara ulaşabilirsiniz. Öfkenizi ve sinirinizi onlardan çıkartabilirsiniz. Çünkü ben sadece size göstereceğim. Diyeceğim ki şu sayfada böyle yazıyor, ne düşünüyorsunuz? Bir tane şuradan başlayalım. 2273 Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Adamın biri Resulullah'ın yanında pireye lanet etmişti. Resulullah bunun üzerine pireye lanet okuma, zira o peygamberlerden birini uykudan uyandırıp namaza kaldırmıştır buyuruyor. Yani peygamber pireli, o pire peygamberi namaza kaldırıyor. Bu kitabı yazanlara göre namazı da biz Muhammed peygamberden öğrendik. Demek ki pireli peygamber Muhammed, öyle mi? Zalimler. Bunlar bize peygamber düşmanı diyorlar. Kendileri peygamberi savunuyorlar göğe. Başka hadislerden müsaadenizle okuyayım. Kızların sünnet edilmesi. Bununla ilgili sayısız hadis var. Okuyayım bir tanesini. Hadis numarası 1281. Ümmül Mücahir anlatıyor. Ben Rum cariyelerinin içinde esir edilmiştim. Hazreti Osman bizi İslam'a tebliğ etti. Benim ve başka bir kadının dışında hiç kimse sünnet olmadı. Hazreti Osman, o ikisini götürün, sünnet edin ve temizleyin dedi. Şimdi bu hadisin neticesinde kızların sünnet edilmesi olayı şu anda dünyadaki, Afrika'daki birçok, Asya'daki birçok Müslüman devlette halen uygulanıyor. Bu hadislere dayanarak kızların sünnet edenlerin videolarını seyredebilirsiniz. Kitap değil, videoları da mevcut. Şimdi şu yine yeni bir esere geçiyorum. Şu eserden 7 tane hadis aliminin ortak kitabı bu. Bu kitabın 59. sayfasından 120. sayfasına kadar cünüplükle, haizlikle, cima ile ilgili hadisler var. İsterseniz bu 60-70 sayfayı merak edenler okuyabilir ama ben biraz daha bana yakışanı, size yakışanı diye tartışmadan dengeli bir şekilde yorumsuz birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela büyük abdestle ilgili bir hadis. Abdullah İbni Ömer der ki bazı insanlar büyük abdest bozmak için oturduğumuz zaman kıbleye ve Beytül Makdis'e karşı yönelme diyorlardı. Abdullah İbni Ömer de doğrusu bir gün bizim evin damının üstüne çıkmıştım. Bu esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi büyük abdest bozmak için Beytül Makdis'e doğru iki kerpiç üzerine oturduğunu gözlerimle gördüm dedi. Yani Peygamber Efendimiz'i büyük abdestini bozarken görüyor, seyrediyor ve bunu naklediyor. Hadisin kaynağını veriyorum. Buhari Vudu bölümü 12. sayfa.
Kaynakta bu. Biraz terbiye olsa, biraz terbiye olsa der ki, peygamber dedi ki ben büyük abdestimi yaparken oraya dönmüyorum veya da dönüyorum der. Ben seyrettim nedir ya? Ben gördüm ne demek ya? Peygamberi savunuyorsunuz öyle mi? Eğer buna iftira derseniz o zaman ayet diyor ki yalancı şahitlerin ömür boyu şahitliğini kabul etmeyin. Eğer bu adam yalancı şahitlik yapıyorsa bu adamdan bir daha kaynak alamazsınız. Eğer kaynak alıyorsanız bunu sindirebildiniz mi içinize? Yoksa göstermek benim suçum mu? Veriyorum, kaynaklara devam ediyoruz. O kadar ilginç yerler var ki. Mesela Hazreti Ayşe'den nakil, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elbisesinden spermi yıkardım. Daha sonra elbisedeki temizleme izlerini görürdüm. Bununla ilgili, bu sperm, leke meselesiyle ilgili, istediğiniz kadar bu kitapta mevcut. Tırnağımla kazırdım dediği yer var. Gusül abdesti almadan peygamber uyuyor. Sadece namaz abdesti alıyor. Hayızlıyken ilgili var. İşte 40 erkek gücündeyim ben diyor peygamber. Efendim bir gecede 11 tane eşini dolaşıyor. Tekrar kaynağı hatırlatayım. Bana sayfa verin. Gözü görmeyenin belki burnunun deliği görür. Daha yakınında çekeceğim ben. Bakın bu çok güzel. Arkadaşınız Ebu Musa'nın idrar konusunda bu derece dikkat göstermemesini istedim. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yürüdüğümüzü hatırlıyorum. Duvarın arkasındaki bir çöplüğe gidip bizden birinin yaptığı gibi ayakta bevletti. Şimdi çeviren uyanıklar işlerine gelen yerin Arapçasını alıyorlar. Bu ayakta bevletti, ayakta işedi demek. Ben ondan biraz ileriye gittim. Bir müddet sonra yanına gittiğim için bana işaret etti. Ben de onun yanına gidip tuvalet ihtiyacını bitirinceye kadar arkasında durdum. Perdeleme yapıyor. Kim ayakta bevletmiş? Peygamberimiz. Kim diyor? Sizin kitabınız. Peygamberi koruyorsunuz öyle mi? Siz peygamberi seviyorsunuz öyle mi? Biz peygamber düşmanıyız öyle mi? Kendi kitabınızdan okuyorum. Buradan başka bir şey okuyayım. Abdullah bin Abbas namazı bozan şeylerin hayızlı kadın ve köpek olduğunu söylüyordu. Nesai kıble 7. Kontrol edebilirsiniz. Nesai kıble 7. Başka bir yer daha açalım. Evet. Besmele'yi açıktan okumama meselesi. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet etmiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Bekir, Ömer, Osman ile birlikte namaz kıldım. Fakat bunlarının hiçbirinde açıktan Bismillahirrahmanirrahim'i okuduğunu işitmedim. Yani Fatiha'dan önce besmele sesli çekilemez. Şafi'nin tam tersi. Şafilere göre çekilir, Hanifilere göre çekilmez. Fakat namazda rüküyle, secdeyle ilgili yerlerde peygamberin rükü ile secde arasında elini kaldırdığını söylüyor. Yani namazın şeklinde Şafi'ye, namazın Fatiha'sında Hanifi'ye göre hadisler var. Evet, biraz da diğer kaynaklardan okuyalım. Mesela bu eserde bu zam yapılıyor. Efendim. Bir de kitapların hepsinin başında ortak bir şey var. Diyor ki kitabın başında, buna inanmayanlar dinden çıkmıştır. Buna inanmayanlar sapıktır diye üzerine basa basa da
çok sağlam tehditler var. Yani bu benim okuduğum hadislere inanmayan bu kitaba göre kafir olur. Yine bu kitaba inananlara göre peygamberin herhangi bir hadisini inkar eden cehennemde koltuğunu hazırlasın. Ya da şöyleydi. Peygamber diyor ki benim söylemediğim bir sözü söyleyen cehennemdeki koltuğunu hazırlasın. Evet. Şimdi Kutub-ı Sitte'den bir iki hadis numarası vereyim. Evet, bu da gönül erlerine gelsin. Peygamber savaşta kadın ve çocukların öldürülmesinin bir sakıncası olmadığını söyledi. Buhari Cihat bölümü 146. hadis. Ebu Davud 113. Gece müşriklere yapılan baskınlarda kadın ve çocuklar ölüyor. Bunun hükmü nedir diye peygambere soruluyor. Peygamber de diyor ki kadın ve çocuklar da aynı onlar gibidir diyor. Ebu Davud Cihat 121, hadis 2670, Tirmizi Siyer 28, hadis 1583. Peygamber nerede güzel bir kadın görse eve koşar hanımı Zeynep ile ilişkiye girerdi. Buhari Hibe 8. Kadın şeytan suretinde gelir, şeytan suretinde gider. Şayet biriniz bir kadın görürse kendi eşine gitsin, bu onun içindekini giderir. Müslim Nikah 9-10. Ureyne ve Ukeyle kabilelerinden 8 kişi Müslüman olup Medine'ye geliyorlar. Peygamber'e hava değişikliğinden dolayı rahatsız olduklarını söylüyorlar. Peygamber 12'si o 8 kişiyi çöldeki bir çobana yolluyor, Müslüman çobana. Ve diyor ki ona gidin, o size devenin sütü ve sidiğini ikram etsin. Onlar gidip sidiği içtikten sonra, sütü içtikten sonra çobanı öldürüyorlar. Peygamber bu 8 kişiyi yakalatıyor ve onların ellerini ve ayaklarını çapraz olarak kestiriyor, gözlerini oyuyor, tekrar ediyorum, hadis böyle, oyuyor, sonra da onları çöle bırakıyor, çölde onlar su, su diye inlerken peygamber ateş, ateş diye karşılık veriyor. Yazın, hadis veriyorum numarasını, Buhari, Tıp, 5-1, Hanbel, 3, 107, ve 163. hadisler. Yubna yeni adı, gece baskını yapıldıktan sonra kadınların ve çocukların öldürüldüğü yer. Ayrıntılı okumak için nasıl öldürüldüğünü, Ebu Davud, Cihat konusu 102, hadis 2638, 2672. İbn-i Mace, Cihat, hadis numarası 2840. Hanbel, Ahmet İbni Hanbel 4:46, Tirmizi Siyer 19, hadis 1570. Şimdi hadislerde ölüm fermanları. Bakın hadislerle kimler öldürülüyor. İki yöneticiden birden onay geldi mi birisini öldürün. Yani iki yönetici onaylanırsa birisini öldürün. Hadis numarası 1710, 1711 Müslim. Hırsızlıkta ısrar edeni öldürün. Ebu Davud 1631. Bunların hepsi Kutub-ı Sitte. Kutub-ı Sitte'den bunları teyit edebilirsiniz. Toplum içinde gizli bir şey söyleyeni öldürün. Burada casusluk kastediliyor. 1118 nolu hadis Buhari. Müslim'de, Davud'da, İbn-i Mace'de de var. İçki içmede 5. kez ısrar edeni öldürün. Hadis numarası 1643 Ebu Davud Tirmizi. Kur'an okudukları halde tıraş olanları öldürün. Hadis numarası 4816 Buhari, Müslim, Muvatta bölümü, Nesai, Ebu Davud. Zina edenleri öldürün. Recim onu zaten biliyorsunuz. Ama ben Kur'an'da olmadığı için aldım. Namazı terk edenleri öldürün. Hadis numarası 2117 Ebu Davud. Dinden dönenleri öldürün. İlginçtir. Dine girerken çocuğuna kimse sormuyor. Bak oğlum sen akıl bali oldun. İslam diye bir din var. Kur'an diye bir kitap var. Ne düşünüyorsun?
Hayır. Sormak yok. Sorarsa zaten abes olur. Çünkü her çocuk annesi babası fıtratı üzerine büyüyor. Ama çıkmaya kalkarsan öldürülürsün. Eşcinsellik yapanı öldürün. Hadis numarası 1614, Tirmizi, Ebu Davud. Suikast ihtimaline karşı peygamber diyor ki, o Yahudileri suikaste teşebbüs etmişler, öldürün talimatı gelince, adam çarşıda haberi alır almaz Yahudi bir esnafı öldürüyor. Kardeşi de onun boğazına sarılıyor. Diyor ki, niye öldürdün bu adamı? O da diyor ki, bunu söyleyen öyle bir zat ki diyor, mecburen ona uymam lazım diyor. Amcası da Müslüman oluyor bu olaydan sonra. Ben ayrıntılısını veremiyorum. Siz Haraç 22, hadis numarası 3002. Birliği bozanı, tefrika çıkaranı öldürün. Hadis 1711, Müslim 4775, Davud, Nesai. Son hadisi veriyorum. Bu da Kutub-ı Sitte'de kocaman şöyle bir sayfalık bir hadis. Adamın birisi hırsızlık yapıyor, peygambere getiriyorlar. Peygamber diyor ki, onun elini kesin. Adam gidiyor, bir daha hırsızlık yapıyor. Tekrar geliyor. Diyorlar ki, bu hırsızlık yaptı. Peygamber diyor ki, öteki ayağını kesin çapraz. Sadece hırsızlık yaptı diyorlar. Yine ayağı kesiliyor. Adam bir daha hırsızlık yapıyor. Bu sefer sol eli kesiyor. Adam bir daha hırsızlık yapıyor. Bu sefer sağ bacağı kesiliyor. Yani önce bir kol, sonra çapraz bacak, sonra bir kol, sonra çapraz bacak. Adam bir daha hırsızlık yapıyor. Bunu anlamadım. Dişiyle mi çalıyor? Yoksa başka bir ayağı nasıl çaldığını da anlayamadım. Ama hadis devam ediyor. Ve adam en sonunda öldürülüyor. Tabii kolları bacakları kestikten sonra ne kadar yaşar bilmiyorum da. Yine öldürülüyor. Kaynağını veriyorum. Ebu Davud, Hudud konusu 20. Hadis no 4410. Nesai, Sarık 15. Hadis numarası 890 ve 91. Evet arkadaşlar, şimdi 1-2 dakika içinde anlatmaya çalıştığım hadisler bu kadar. Ama eğer doymadıysanız, tatmin olmadıysanız, aynı bağlamda, aynı iftira temposuyla, aynı hadsizlikle, peygamberi seviyorum diyerek peygambere hakaret eden bu eserlerden ne kadar uzak durursanız o kadar iyidir. Tekrar eserleri gösteriyorum ve videomu bitiriyorum. Buyurun bakın, işte bunlar. İşte bunlar, işte bunlar, bunlar ve Kutub-i Sitte. Kutub-i Sitte şöyle 10-15 kilo herhalde gelir toplamı. Onun için Kutub-i Sitte'nin notlarını aldım. O kadar kitabı taşıyacak gücüm yok. Ama istediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Ben sayfa numaralarını verdim. Selam ve duayla. Allah'a emanet olun.